1911 yılında 35 yaşında Şam'da cami üreme 10 bin insana hutbe veriyor. Hutbe irade ediyor bir cuma namazında. Ve alemi İslam'ın o perişan hali içerisinde o böyle artık yıkılmaya yüz tutmuş 400 senenin bir çöküntüsü var Osmanlı'da. Özellikle 400 yıllık bir çöküntüye giden bir İslam alemi var. Üstad Hazretleri onları böyle sarsıyor adeta. Yani çok ciddi ifadeler kullanıyor. Oraya da geçeceğiz. Demek ki bu yeis her konuda, her meselede insanlığın başına büyük bir bela. Okuyacağımız meselede ne kadar yeisin dehşetli bir hastalık olduğunu, ne kadar vahim bir hastalık olduğunu tarihi süreçle, yani istatistiklerle anlayacağız hatta. Üstad istatistikler de veriyordu, bazı ifadeler kullanıyor. Burada özellikle amale ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar, yeise düşer. Yani tam dinini yaşayamayan, ibadetlerini yerine getiremeyen, günaha düşenler için Üstad Hazretleri e, muvaffak olamayınca, bir çare de bulamayınca yeise düşmeye başlıyor. Acaba ben yani e, hakkıyla bunu yaşayamayacağım mı? Zaten ben bunu yapamıyorum. Zaten ben bunu yapamam da. Deyip battı balık yan gider deyip tamamen bir ümitsizliğe doğru girmeye başlıyor. Bu fıtri olarak insanda gelişiyor. Bu yani e, imtihan gereği bu musallat oluyor bize adeta. O musallat olacak ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, mağfiretine doğru iltica edelim. O musallat olmazsa oraya doğru bir kaçış olmayacak belki. Dolayısıyla yeisin vazifesi aslında seni Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, mağfiretine götürmek. Oraya doğru sevk etmek. Ama biraz sonra da bir kansere benzetecek. Yani eğer o tarafa sevk etmezse, o tarafa seni götürmezse de yerle yeksan edecek ki alem İslam'ı yeis yerle yeksan etmiştir. Başka bir şey değil. Alimler, ulemalar, meşayihler üstada bunu diyorlar. Yani İslam parça parça olmuş. Yani gittikçe daha fenalaşacak. Zaman ahir zamandır. Sen hayal-hakikat gösteriyorsun. Nerede o günler? Yani Kur'an yasak. Ezanlar Türkçe okunuyor, medrese tekkeler kapatılıyor. Allah Allah demenin neredeyse böyle yasak olacağı bir zamana doğru giden bir devirde Üstad Hazretleri şu istikbal inkılabatı içinde en gür seda İslam'ın sadası olacaktır. Yani o yeğislik, o ümitsizlik anında gösterdiği Üstadın Şehamet müthiş bir şey. Ve insanlar ayağa kaldırıyor. Bir millet ayağa kaldırıyor. <laughs>